üreticinin beklentisinin en az 16 lira olduğunu söyledi. Yanında başka CHP'li milletvekilleri de vardı. Ayçiçeği üreticisi acaba ne söylüyor? Hemen duyalım. Hasat devam ediyor hızlı bir şekilde ama fiyat yok. Fiyat olmadığı için çiftçi hasat etmeye çalışıyor. Etmiyor yani. Olabildiğince tutuyor. Trakya'da ayçiçeği hasatı gitmek üzere. Ama ortada hala bir fiyat yok. Tüccar ise piyasayı düşürüyor. 10 liradan 11 liradan ayçiçeği satın alıyor. Girdi maliyetleri %300'e kadar arttı. Bizim sattığımız mal çiğdemde %100. Bu ay çekirdeği şu anda 25 lira. Geçen seneye göre %100 artmış durumda. Ama şu anda bu ay çekirdeğin en az olması gereken fiyat 35 lira. Trakya'dan ve Ege'den yükseldi ayçiçeği üreticisinin itirazı. Trakya'da yağlık, Ege'de ise çerezlik ayçiçeği hasadı sürerken gümrük vergisi sıfırlandı. Taban fiyatta açıklanmadığı için borcu olan çiftçi mahsulünü apar topar tüccara satmak zorunda kaldı. Hasadı erteleyip fiyat açıklanmasını bekleyenler endişeli. Tüccarı bedava aldı gitti, yandı şimdi. Verenler yandı. Borcu olan yandı, olmayan soruyor. Borcu olan verdi değil mi tüccar? Tüccara veren gitti. Geçen sene 5400 ise bu sene 16200 gibi olması lazım. Öyle. Yani 16'ya da razıyız, 200 kuruş olmasın. Önemli değil ama. Yani işi oraya getirmediler. Fiyat belli değil şu an. Tüccar 10 liraya alıyor, yağlı tohumlara döküyor. Yani fiyat ne açıklarsın? Emanete bırakıyorsun. Ayçiçeğinden, soyadan, kanoladan alınan gümrük vergisini sıfırladı. Çiftçi tarladayken gümrük vergisi sıfırlanır mı? Edirne ve Tekirdağ'da çiftçinin nabzını tarlada tutan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri çiftçinin desteklenmesini talep ederken gümrük vergilerinin sıfırlanmasına da tepki gösterdi. Çiftçinin belirsizlikten çıkması için fiyatların açıklanması çağrısı yaptılar. Trakyalı yağlık ayçiçeği üreten çiftçi 16 lira taban fiyat talep ediyor. Maliyetler çok pahalı. Evet. Bir çuval üre gübresi 750 lira. Evet. Şu an toprak gübresi 12 lira. Mazot, kullandığımız mazot 25 liraydı. Aldığımız gübreler, mazot hepsi %300 arttı. Para kazanma şansımız çok zor. Önceden elektriği biz sezonda mahsulü kaldırdıktan sonra, parayı aldıktan sonra toplu ödüyorduk. Şimdi aydan aya ödüyoruz. Manisa'da çerezlik ayçiçeği üretenlerin de sıkıntısı benzer. Ayçiçeğini çerezlik üretenler 35-40 lira arası bir fiyat açıklanmasını istiyor. Yağlık ayçiçeği üreten Trakyalı üretici ise 16 liradan aşağısı kurtarmaz diyor. Fiyat açıklanmadığı sürece mahsulünü tüccara satan üreticilerse peşinen zararda. Bu şartlar ağır geliyor yani. Memnuniyet olmanın mümkünatı yok. Aldığımız mahsul parasını sene tarlaya döküyoruz. Aradaki enflasyon farkından dolayı para kazanamıyoruz. Ayçiçeğinde üreticinin beklentisi 16 lira artı 2 lira da destekleme fiyatı. Bu fiyat verilmeli. Çiftçi yeniden ayçiçeği üretimini arttırsın. Yoksa zam şampiyonu olmaya devam eder.